Al pasta. Evet, inşallah. Geçen sene daha kısım mı? Bu sene... Gel, Allah razı olsun. Sana yolu da ama. Saygıdeğer kaymakamım. Sanayimizin çok değerli yöneticileri, değerli Milli Eğitim Müdürümüz, 12 Şubat Belediye'mizin çok değerli çalışanları, teşkilatımızın mensupları burada, kadın kollarımız burada. Sizlerle beraber olmak için bugün bizler de buradayız. Değerli gençler, bu ülkede en çok istismar edilen konu fakirliktir. Bu her zaman böyle ola gelmiştir maalesef. Ama bunlar Allah'a şükür utanılacak şeyler değil. Bize düşen çalışmak, alanımızda iyi insanlar olarak, iyi usta olarak yetişmek. 70'li yıllarda ben talebeydim. O zaman da hep fakirliği istismar ederlerdi. Bu ülkenin çocuklarını sağcı solcu diye birbirlerine düşürdüler. Binlerce gencimiz öldü. 80'de bu olaylardan sonra ihtilal oldu. Onun 3 katı, en az 3 katı da hapishanelerde çürüdü. Bize de gelip diyebilirler, sizler fakir çocuklarsınız, çıraksınız, sizden bir şey olmaz, sizin geleceğiniz olmaz diyebilirler. Bunlara asla inanmayın. O istismar edenler bu ülkeye sahip çıkan insanlar değil ya da bu ülkenin iyiliğini isteyen insanlar değil. Hepimiz fakir çocuklarıydık burada. Oturanların tümü. Hiçbirimiz bir zengin aileden gelmedik. Zengin olsak ne olurdu, olmasak ne olurdu? O da bir ayıp değil, zengin olmak gelmek falan. Ama burada dediğim gibi, geçenlerde bir okula gitmiştik. Orada da böyle biraz ezik yüzük gördüm gençleri. Orada da söyledim. Saygıyla pısırıklı birbirine karıştırmayacağız. Buradaki arkadaşlarımız, yani sizler geleceğin ustaları, hepinizin özgüveninizin tam olması lazım. Ben çalışacağım, bu mesleği öğreneceğim ama bu mesleğin de en iyisi olacağım. O amaçla, o hedefle çalışacaksınız inşallah. Ben inanıyorum ki geleceklerde de bugünkünden çok daha iyi imkanlarınız olacak. Ve gelecekte inşallah sizlerin de çocuklar olduğu zaman onların imkanı sizden çok daha iyi olacak. Bizler 70'li yıllarda Ankara'ya giderken buradan okumak için kamyondan bozma otobüslerle giderdik. Şimdi her mahallemizde, her evde Allah'a şükür azdan çoktan bir arabamız var. Gelecekte inşallah sizlerin de olacak. Hiçbir zaman bıkkınlığa, ezikliğe kapılmayacaksınız. Yani bizler fakir çocuklarıyız. Bizden bir şey olmaz diye bir algıya, böyle bir komplekse girmeyeceğiz. Bizler iyi insan olacağız, iyi ustalar olacağız, kendi alanımızda en önde olacağız ve inşallah ülkeye de hizmet edeceğiz diyeceğiz. Bunu mutlaka kavramamız lazım. Dolayısıyla bizi istismar etmek isteyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke bugün, bu 30 sene öncesinden çok daha iyi bugün Allah'a şükür. Sizlerin imkanı bugün az olabilir ama inşallah gelecekte çok daha fazla olacak. Çok daha iyi şartlarda olacağız. Bunları ne için söylüyorum biliyor musunuz? Bakın, sosyolojik olarak bu ülkede en kolay fakir çocukları kötü yola götürülüyor. Onların da fakirlikleri istismar edilerek götürülüyor. Fakir çocuğu olmak ayıp değil, utanılacak bir şey de değil. Bizler çalışacağız, inşallah daha çok gelecekte
imkanımız olacak. Ekonomik olarak daha iyi noktalara geleceğiz ve inşallah kendi çocuklarımızı en iyi şartlarda okutacağız. Bugün bu devlet Allah'a şükür büyük bir devlet. Bakın buralarda sizlere eğitim verdiriyor. Hemen her alanda böyleyiz yani. Ya bizim 70'li yıllarda okuduğumuz sınıflar kahveden bozma sınıflardı. Yani bir kahvehane, okul kahvehaneyi satın almış, sınıf yapmıştı. Bugün sizler çok daha güzel şartlarda, iyi şartlarda okuyorsunuz. Bu gelecekte daha iyi olacak. Ama dediğim gibi ülkemize, milletimize, birliğimize, bütünlüğümüze sahip çıkarak gelecekte çok daha iyi insanlar olarak ülkeye hizmet edecek olursak bu ülke çok daha iyi yerlere gelecek inşallah. Biz geçen sene olduğu gibi bu sene de sizlerle beraberiz. Biraz sonra inşallah sizlere küçük hediyelerimiz olacak. Kış mevsimi çünkü. O hediyeleri iyi günlerde inşallah, sağlıkla inşallah kullanacaksınız. Ama bir defa daha diyorum, kendinize özgüveniniz sağlam olacak. Sizi istismar etmek isteyenlere, sizi kullanmak isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz. Bu ülke bizim diyeceksiniz. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü bizim için çok önemli diyeceksiniz. Ve biz çalışıp inşallah alanımızda en iyi olacağız diyeceksiniz. Biz sizlere güveniyoruz. Şundan emin olun ki bizim şartlarımızda olmayan çok daha farklı şartlarda olan çocuklarımız var. Bize bugün bu şartlar Allah'a şükür sağlanmış. Gelecekte daha iyi şartlar sağlayacağız inşallah. Hep beraber. Biz gerçekten dediğim gibi her zaman sizlerle aklımızda, gönüllerimizde yapacağımız hizmetlerle her zaman inşallah sizlerle beraber olacağız. Siz de bu ülkenin gerçek sahipleri olarak inşallah gelecekte bu ülkenin en önde gelen güzel insanları, esnaflar olacaksınız. Bir şey daha söyleyeyim bakın son olarak. Bu ülkede kazancı en helal olan kesim esnaf kesimidir. Bir çiftçilerdir, bir de esnaf kesimidir. Ve bu ülkeye zarar vermeyen en önemli kesim de esnaf kesimidir. Çiftçinin eme ya da kazancı helal mıdır? Birinci sınıf. Esnafın da keza öyledir. Esnaf biraz para kazanırsa, fazladan parası olursa nereye verir? Hayır kurumlarına verir. Esnafın biraz daha fazla parası olursa nereye verir? İhtiyacı olan ailelere dağıtır, sadakasını verir, zekatını verir. Yani bu ülkede elhamdülillah esnaftan hain çıkmamıştır. Bugüne kadar hiçbir esnafımızın bu ülkenin aleyhinde bir çalışması ya da yaptığı kötülük Allah'a şükür olmamıştır. Dolayısıyla esnaf olmak onun ahlakıyla ahlaklanmak, esnaflığın ahlakıyla ahlaklanmak çok güzel bir misyondur, görevdir. Ben inşallah sizlere daha güzel günlerde, daha başarılı bir sevgisiz inşallah günlerde, gelecekte de inşallah bu ülkenin ustalar olarak görmek istiyoruz. Her zaman inşallah gücümüzün yettiğince sizlerle beraberiz. Beraber olacağız. Ve sizlere sağlıklı ailelerinizle bakın. Ha, şunları unutmayacağız bakın. Ailelerimize saygılı olacağız. Büyüklerimize saygılı olacağız. O ahilik adabını en önde tutacağız. Anamızın, babamızın, ailemizin, ustalarımızın ve ülkemizin kıymetini bileceğiz. Bunları inşallah hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Ben tekrar hepinize başarılar diliyorum. Sağlık içinde, afiyet içinde, ailelerinizle beraber, annelerinizle, babalarınızla beraber uzun ömürler, başarılı bir hayat temenni ediyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Bay Bakan Bey, Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müdürü abi, 3 tane şeyler geleceğiz. Çocuklar belirledik miydi? Çocuklar belirlemedik abi, 3 tane çocukları belirleyeceğiz. Onu program ayar şey yaparsam. Gel sıraya gir.